Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün sizlerle lahana sarması yapacağız. Bir orta boy lahanam var. Şöyle. Ben bunun ortasını oydum. Yıkadım. Şimdi bütün bir şekilde haşlayacağım. Bu şekilde ocağa aldım. Alt kısmı altta kalacak şekilde. Bu şekilde buharıyla çabuk haşlanacak. Çevireceğiz. Haşlayacağız şimdi. Ocağımızın yan tarafına da bir büyük boy soğan, sıvı yağ tenceremizi aldık, kavuracağız. Ondan sonra ben içine atacaklarımı tek tek sayacağım. Ama önce soğanımın kavrulması gerekiyor. Lahanamız haşlanmaya başladı. O haşlandıkça zaten dış yapraklarını bırakacak. Çok da haşlamayalım. Sararken yırtılma olur. İşinize yaramaz. O yüzden çok fazla haşlamayacağız. Şimdi ben bunu ters çevireceğim. Birkaç dakikada öyle haşlanırsa bir dakika bile sürmeyecek. Yetecek bu kadar. Böyle çevirerek haşlayacağım ben arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Alt kısmı da biraz haşlanırsa lahanamız hazır. Sarmaya başlayacağız. Öncesinde sert yerlerini keseceğiz. Ayıracağız. Sarmak için hazırlayacağız lahanamızı. Soğanlarımız kavruluyor. Hafif pembeleştiği zaman pirincini, salçasını, malzemelerimi ilave edeceğim. Lahanamızın haşlama işlemi bitti. Şimdi lahanamız burada soğurken lahana sarmamızın içini hazırlayalım biz. Soğanımız kavruldu. Pirincimizi döküp pirinçle biraz soğanı kavuracağım. Pirincimizi ilave ettik. Biraz kavuracağız. Kokusu sinsin. Diğer malzemelerimizi ilave edeceğiz. Pirincimizi kavurduk. Salçamızı ekledik. 4 su bardağı pirinç vardı. 2 yemek kaşığı domates salçası kattım. Karıştıracağım şimdi. Karıştırdık. Şimdi malzemelerimizi ekleyeceğiz. Biraz kimyon. Biraz kuru nane. Biraz karabiber. Karıştıracağız arkadaşlar bunları. Karıştırma işlemi bitti. Şimdi domatesimi ilave edeceğim. Konserve kendi yaptığım domatesi. Evet, domatesimizi de ilave ettik. Hepsini karıştırdık. Ocaktan alacağım. Şimdi lahanalarımı kesmeye başlayacağım. Ben en son bu malzemenin içine maydanozu katmak istiyorum arkadaşlar. Devam edelim hadi. Lahanaları haşlama işlemim bitti. Hiçbirini atmadım. Hepsi gayet güzel çıktı. Şu kısımlarını bırakacağım tencerenin dibine koymak için. Ben büyük büyük saracağım biraz arkadaşlar. Ona göre sararken de ayarlayacağım. Şimdilik sadece şu sap kısımlarını alıyorum. Daha fazla yerini kesmiyorum. Çok az maydanoz ilave ettim. Ve bir tane de limon suyu ilave ediyorum. Bunları karıştıracağım. Ve artık sarma işlemine başlayacağım. Evet, sarma işlemine başlıyoruz arkadaşlar. Önce küçüklerden başlıyorum. Ne çok az, ne çok çok. Yaprağınıza göre ayarlayın. Şu şekilde. Sarmaya başlıyorum. Çok da sert sarmayın arkadaşlar, sıkı olmasın çünkü pirinçler şişecek. Çok sıkı sararsanız patlarlar. Böyle böyle devam edeceğim ben.
Lahanalarım bitti. Şimdi ben bunları tencereye alıp ocağa koyacağım. Lahana sarmışım bitti. Şimdi ocağa koyacağım. Suyunu ilave ettik. Üstüne biraz geçecek şekilde üstüne de kapağını bıraktık. Yarım saat 40 dakika pişecek. Ondan sonra servis yapabiliriz. İşte bu kadar yemeğimiz oldu. Tadı çok güzel oldu. Tavsiye ettiğim şekilde denersiniz. Süper oluyor. Afiyet olsun.